Hoş geldiniz sahnenize. Benim bildiğim kadarıyla galiba çok hastasın yani, doğru mu? Çok çok hastayım. Hem de gerçekten çok hastasın gerçekten. Anladığım kadarıyla. Yüzünden de belli oluyor. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Diyeyim ve eğer siz de hazırsanız jürimizin yorumlarını almaya başlıyorum. Hoş geldin sen de. Demet. Ben Ahsen'den gözümü alamıyorum. Çok güzelsiniz. Ay, sağ ol, teşekkür ederim. Siz ve Bülent hocam gerçekten mükemmel, harikasınız. Okan abicim, doğru seçim. Gerçekten. Demet Akalın 10 numara. Tribünler oynuyor. Ah, sen şarkının içine o kadar güzel girdin ki o elinin titremesi, yüreğin bile titriyor. Futbolda ne oluyor? Fair play mi oluyor? Hani centilmenlik. Evet. Herhalde bu gecenin centilmenlik ödülü de sana. Hilal'i kurtardığın için oradan. Şarkıyı unuttu. Onun için bu gecenin fair play ödülü sana. İşte çok o hastalık da... Hocam ne yapıyor yarışmacılar hafta arası? Ha, çalışırken hastalar. Anladım. Havalar sürekli değişiyor Demet. Evet. Ama işte ya, konser verirken ne yapacağınız? Her gün her gün dolu insanlar mesela. Ama benim hasta olmasına rağmen çok başarılıydı Demet. Çok değil. Sen şimdi şarkıdan dolayı, tabii şarkı senin olduğu için. Şarkı çünkü çok güzel bir şarkı. İnanılmaz güzel bir eser. Onun için de Ahsen'e 9 ve hastaysan diye 7 veriyorum. Yoksa daha fena olacaktı vallahi. Demet'in sorduğu sorunun cevabını belki izleyicilerimiz duyamamışlardır diye düşünüyorum. O yüzden ben söyleyeyim, yanlış anlamadıysam bir de birbirlerine de bulaştırıyorlar galiba. O yüzden benim de çünkü aklıma geldi, ne yapıyorlar da bunlar her hafta hastalar diye, ama çok mantıklı bu cevap için. Çok teşekkürler. Bir arada oldukları için sürekli. Ay, beraber de şarkı söyledikleri için tekrar tekrar geçmiş olsun geçmiş diyorum. Olsun. Serdar. Kanasın çok özlemişim dinlemeyi. Sibelcan çok güzel okumuştu. İlk yazdığımda hiç unutmuyorum. Bunu ben okumalıyım demişti Padişah'la birlikte iki şarkıyı hazırladığımda. O seneler nedense hep böyle içli şarkılar çok kolay geliyordu. Şimdi çok bunu zor. Kime yazdın Serdar? Ne için yazdın söyler misin? Çok harika bir eser. O zaman sağ ol Orhan Gencebay, sağ ol, var ol abim. O zamanlar tabii daha gençtim ve daha çabuk aşık oluyordum. Aşık olunca insan daha çabuk ve kolay yazıyor. Sözleri de, müziği de Sibel Hanım tarafından çok beğenildi ve çok da güzel seslendirdi. Bugün o havanın buraya taşınmasında Ahsen'in çok büyük yardımı var bence. Çok güzel okudun şarkıyı. Hilal için zor, halk müziği eğitimli, sesi de halk müziğine yatkın. Bir de üzerine hasta. Şimdi Kürdileri, Uşakları çok kolay bekleyemeyebiliriz. Gerçi halk müziğinde de şahane Uşaklar var ama ben Ahsen'e 10 puan, size de 9 puan veriyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz Serdar'a. Orhan Bey veya Bülent Hanım, hanginizden acaba alsam yorumu? Buyurun Orhan Bey. Ben her zaman söylüyorum, bizim yarışmacılarımızın sesleri çok güzel, iyi yorumcular. Zaman zaman bir puan artı, bir puan eksik olabilir. Bugün rahatsız olduğu için yavrum, hastalık çok önemlidir. Hastalığın yorumunu da nasıl yapacağız ki? Yani şu anda yarışmadasın ve yorumluyorsun, rahatsızsın. Mecbursun bunu yapmaya. O zaman ne kadar zor bir durum. Hem senin için hem de jüri için zor bir durum gerçekten. Ama daha belki performanslarını da biliyoruz, kredilerini biliyoruz. Buna göre not vermek de kolay olmayabilir. Ama her şeye rağmen önemli olan, hastayken bile detone duymadık. Yani hasta olan birisi seslerden kayabilir. Ama böyle bir ses kulağımıza gelmedi. Bu güzel. Duygu da var. Sadece sesin tonunda rahatsızlığın izlerini görebiliyoruz. Yorumunun duygusuna da etki yapsa da yine de o yüreğe fazla etki yapmaz. Böyle yorumlayacağız diyelim. Evet, sevgili Bülent'ciğim buyur. Bir şey söylemek istiyorum Gencebay. Şimdi hasta olup da eğer detone ses basmıyor ise bu çok daha kayda değer, çok daha önemli değil mi? Birinci, birçok
unsurlardan bir tanesi bu. Evet, çok daha önemli. Çünkü hastayken detone basmamak imkansız, tabiaten imkansız. Onun için bence takdire şayan kırmızılı kızımız. Teşekkür ederim. Ben hastayken işte bu sesler böyle basıldı falan da varım. Hani denseydi hakikaten öyle yapar. İnsan tutturamaz. Ama ben ondan hiçbir ters bir ses duymadım. Sadece ve sadece her zamanki yapabileceği efeyi veremez. Çünkü aklı sesindedir ve şarkının icrasına fazlasıyla kendini veremez. Sadece aman Allah'ım bana yardım et, düzgün okuyayım ya Rabbim der ve siz düzgün okudunuz çocuğum. Aferin, sizi tebrik ediyorum. Çünkü hasta hasta olmaz, bu sesler basılmaz. Ötekine bakma, o zangoç gibi. O tabii okuyacak. Onun hiçbir şey yok. Ve üstüne basa basa efele efele okudu efendim. Evet. Efele efele okudu ama o da hocam, oradan... Hocam zangoç ne demek? Zangoç işte bilmiyorum. Zangoç şeyin ipini çeken. İyi bir şey. İdam edileceklerin ipini çekiyor. O böyle çok... Çanı da çeken efendim. Çok kuvvetlidir. Güçlü, kuvvetli o kozaman çanları dan 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 diye işte. Efendim sen de öyle güzel okudun ama... Şu sağ taraftakilere şöyle eğildim, baktım. Sana bir şeyler hazırlamışlar. Evet. Sen onlara bakarken şarkıyı unuttun. O arada bir de şey de geçiyordu önünden, kamera da geçiyordu. İkisi birden üst üste geldi. Sen oraya bir şey yapıyordun, böyle teşekkür ediyordun herhalde. Ya da hoş geldiniz diyordun. Ama unutmayacaksın, burası sahne değil. Burada insanlara efendim teşekkür etmek veya hoş geldiniz, beş gittiniz falan gibi o şekilde... Hocam sözleri mi unuttum? Şurada okurken evet. Ben sözleri unutmadım. Nasıl? Sözleri Hilal unuttu. Efendim? Ben unutmadım. Hilal unuttu sözleri. Sözleri, ha, hayır. O. Bu çocuk. Onun önünden geçiyordu şey. Ahsen öyle. Bütün sözleri okudu Bülent Hanımcığım. Hilal bir yerde unuttu ama Ahsen hepsini okudu. Hayır, ben Ahsen Hanım'ın önünden geçti şey. Nedir o? Kamera. Siz orada sesiniz ya da çıkmadı bilmiyorum. Kaş göz yaptı ama öyle dediğiniz gibi. Çünkü. Aynen. Belki de hocam çünkü sözleri unutmadım. Tamam. Şimdi ben İstanbul'da tek yaşıyorum. Onlar benim İstanbul'daki ailem, beni desteklemeye her hafta işlerinden çıkıp geliyorlar. Tamam. Benim için çok büyük bir şeref. Çünkü benim ailem Fatsa'da. O yüzden belki onun heyecanına kapılmış olabilirim. Ama anlıyorum olabilirim. Da şimdi o şerefi duyarken burada Allah korusun bir şeyi kaybedebilirsiniz. Çünkü eser sadece ve sadece esere adapte olacaksınız ki bir hata olmasın. Yoksa ki tabii o sevgiyi hissetmek yüreğinizde, o saygıyı hissetmek, onların layık oldukları şekilde onları ağırlama duygusu, bunlar çok güzel şeyler. Fakat Allah korusun şaşırabilirsiniz ve o zaman işte hep beraber üzülürsünüz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü onlar seni çok severek zaten gelmişler. Senin şimdi en büyük başarıyı alman onlara en büyük zaten hediye olacak. Sen de sahnedeyken, yani burada, yoksa normal sahnede okurken her şeyi yap, hepimiz yapıyoruz. Ben masanın üstüne bile çıkarım. Ama, tabii. Fakat burada Allah korusun, yani şarkının hitamında da hoş geldiniz yaparsın. Onlar yine mutlu olurlar. Peki. Efendim, ben ne diyecektim Orhan? Hocam, eğer... Ha, berhudar olun diyecektim diyor. Orhan, berhudar olun hadi. Çok teşekkür ederim. Ben puanınızı alacağım ama siz şimdi değil, kısa bir reklam arasından sonra efendim. Tekrar karşınızda olacağız.